Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün etli pilav, bir diğer adıyla pilav kapama tarifi vereceğim. Çok pratik bir tarif, kolaylıkla yapabilirsiniz. Püf noktalarını göstereceğim ve hemen başlıyoruz. Şöyle yapacağımız tenceremizi, yani yemeğimizi yapacağımız tenceremizi ocağın üstüne alıyoruz. Bu büyüklükte doğranmış kuşbaşı etlerimizi güzelce yıkadık ve tenceremize alıyoruz. Tarifi açıklamaya yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Her zaman tüm tarifleri açıklama kısmına net bir şekilde yazıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Ve etimizin kendi suyunu salmasını bekleyeceğiz. Kendi suyunu salıp çekecek, kapağı kapalı kalsın. Ara sıra karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Şimdi şöyle pirinçlerimi güzelce bol suyla yıkadım ve fazla nişastasını attık bu sebeple. Ve şimdi şöyle bir kabın içerisine yıkadığımız pirinçlerimizi alıyoruz. Kaynar sıcak su ekleyeceğim. Bir miktar bu şekilde bırakacağız. Şöyle bir 10-15 dakika kadar yeterli. Evet, bu kadar yeterli. Bakın, etin kendi suyunu saldı. Hiç su eklemedim. Bu kendi suyu. Ve sık sık karıştırıyoruz. Bunu kesinlikle yapalım ki etimizin her tarafı güzelce eşit şekilde pişsin. Çiğ kalmasın diye. Bilirsiniz et tavuk gibi değildir. Bundan dolayı sık sık karıştırmak gerekir. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Buharda güzelce pişsin. Pilavımız da pirinçlerimiz yeterince bekledi. Şimdi güzelce suyunu süzdüm. Ve harcı ile birlikte karıştıracağımız kabın içerisine boşalttım. Şimdi soğanlarımızı küp küp, küçük ve ince olacak şekilde güzelce doğrayalım. Eğer soğan fazla sevmiyorsanız, iki tane yerine bir tane de kullanabilirsiniz. Yalnız bu tarife, bu yemeğe iki tane soğan bence ideal. Yine siz bilirsiniz. Küp küp doğradığımız soğanlarımızı pirinçlerin üstüne boşaltıyorum. Ve şöyle yarım dal maydanozu güzelce yıkadıktan sonra maydanozun saplarını kestim, kaldırdım ve şimdi güzelce olabildiğince ince kıyalım maydanozlarımızı. Maydanoz yerine dereotu da kullanılabilir aslında ama dereotu bu yemeğe biraz ağır kaçacaktır. Maydanoz daha iyi oluyor, daha çok yakışıyor. Tekrardan şöyle bir üstünden geçiyorum, iyice ince ince olsun diye. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi güzelce
Hardımızın üstüne boşaltıyorum. Peşere tuz, karabiber, kimyon ve toz pul biber ekliyorum baharat tuz olarak. Baharat ve tuz miktarı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa da ekleyebilirsiniz veya beni koyduklarımın arasından sevmedikleriniz varsa onları da çıkartabilirsiniz. Şimdi güzelce şöyle bir harmanlıyorum. Tüm baharatlar ve tuzu soğan ve maydanoz da olmak üzere her tarafa iyice karışsın. Bakın arkadaşlar, etin güzelce suyunu da çekti ve pişti. Hiç suyu kalmadı. Şöyle bir iki kavurdum suyunu çektikten sonra. Siz bakarsınız, kontrol edersiniz. Eğer etiniz pişmediyse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle sıcak olması gerekiyor. Ben kontrol ettim. Etim gayet güzel pişmiş. Ve sonrasında şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Eğer etiniz çok yağlıysa tereyağı eklemenize gerek yok. Ve hatırlarsanız önceden hiç ete tuz eklemedim. Bundan dolayı bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle bir iki kavuruyorum tekrardan. Mis gibi de kokusu geldi. Tereyağı ve etin buluşması diyelim. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra şöyle etimizi güzelce bir düzleyelim. Üstüne pirinç harcını koyacağımız için. Şöyle kaşıkla bir iki düzlememiz yeterli zaten. Önceden hazırladığımız pirinçli harcımızı güzelce boşaltıyoruz. Bu arada tencereniz bu şekilde, yani hem geniş hem derin olması bu yemek için daha iyi olacaktır. Artık elinizde buna benzer tencereler varsa o şekilde değerlendirirsiniz. Harcımın tamamını ekledikten sonra şöyle kaşık yardımıyla güzelce düzlüyorum. Bu aşama kesinlikle çok önemli ki piştiği zaman pirinçlerimiz üste çıkmasın. Bardak yardımıyla da düzleyebilirsiniz. Sonrasında şöyle tereyağı üstüne gezdiriyorum azar azar ki pirinçlerimiz çok kuru olmasın. Tereyağınız yoksa margarin ve sıvı yağ da olur aslında. Artık elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Sonrasında kaynattığımız sıcak suyumuzu ekliyoruz. Pirinçlerin üstünü geçecek şekilde sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz. Bakın, pirinçlerin üstünü bir miktar geçecek şekilde sıcak suyumu ekledim. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve kapağını kapatıyorum. Kısa
Sık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Kontrol ediyorum. Suyunu çekmiş, pirinçler tane tane gözüküyor. Ve bir iki dakikaya kapatacağım ocaktan alıp. Evet, yemeğimiz güzelce pişti. Bir çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz sapıyla. Tam ortasına bandırıp kaldırarak su kalıp kalmadığını. Ve tekrardan kapağını kapatıyorum. Şöyle temiz bir havlu yardımıyla üstünü örtüyorum. Ve yaklaşık 30 dakika kadar pilavımızı dinlenmeye bırakacağız. Eğer vaktiniz varsa tabii. Vaktiniz yoksa 15 dakika kadar da 10-15 dakikada yeterli olacaktır. Ve yemeğimizi dinlendikten sonra şöyle çevirdim. Bir servis tabağının üstüne. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor gerçekten. İnanılmaz kolay. Hiç sizi korkutmasın yapımı. Kesinlikle bu şekilde, bu tarifle yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğeni, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.